Merhaba. Stratejisini AKP ve Erdoğan'ı devirmek üzere yapmayan her hareket veya ittifak peşinen kaybeder. Bunu yapmıyorsa bilin ki Erdoğan'ın devamı arzulanıyordur. Türkiye'ye çöreklenmiş şebekenin ve onların muhalif görünümlü destekçisi mahalle basınının en büyük kabusu muhatabı olan milyonlara sorunsuz, ücretsiz ulaşan dijital iletişim araçları. Başta çok heyecanlandılar. Şimdilerde ise olayın farkına varıp çak ediyorlar hafiften. Erdoğan'ı sarsan her gelişmede en az AKP'liler kadar telaşlanan bir kesim var. Kendini devletin hakiki sahibi gören, kurucu genleri taşıyan ve son tahlilde suça batmış Erdoğan'a kendini kurtarması için bir şans veren, karşılığında da devletin kurucu esaslarına geri döndürülmesi sözünü alan bir grup. Tabi karşılarında sözünün eri bir adam yok. Bunu çok iyi biliyorlar. Avantajları şu. Çekilseler altı fena halde boşalan Erdoğan paldır küldür gidecek. Suni teneffüsle yaşatıyorlar adeta. İşte bu irade ve her kademeye dağılmış elemanları dijital iletişim araçlarının dönüşümünü iyi okuyamadı. Eski usul götürürüz sandılar. İnternet mi? Boş ver canım. İnsanların oyun oynamak ve alışveriş için girdikleri bir platform sadece. Öyle olmadığı şu son 5 senede görüldü. İnsanlara ceplerindeki telefon kadar yakınsınız. Bunu herkes biliyor. Artık her insan cebindeki telefonla herkese yakın. Türkiye'de televizyonlar nasıl etkisizleştiyse, Türkiye çıkışlı şahsi bağımsız yayınlar da önceki gibi ilgi görmüyor. Haber, bilgi ve analiz dünyanın neresinde olursa olsun milyonlarca muhatabına anında ve zahmetsiz ulaşıyor. Bu işin birinci yönü. İkinci yönünü de Sedat Peker videoları misal hesaplaşmalarda görüyoruz. Devletin önünü açtığı bir mafya babası devletle arası bozulunca kanalizasyon vanasını hafif gevşetti, ortalığı pis kokular bastı. Bunun için 10-15 sene önce konuşacak gazeteci bulmanız gerekirdi. Şimdi yurt dışındaki bir çete başına karşı devlete ele geçirmiş çete çaresiz. Hem onu hem söylediklerini itibarsızlaştırmaya çalışmaksa nafile. Şahsen itibarı yok zaten. Söyledikleri ise yenir yutulur değil. İddialarını sistematik olarak temellendirmiş. Adam nerede nasıl kullanıldığını anlatıyor. İçeriden sağlam bilgi alıyor. Ve bahsi büyük oynuyor. Masaya işaret ve orta parmaklarını koyuyor. Hesaplaşma dedim ama yanlış. Esasen devlette büyük bir savaş var. Bundan bir şey çıkmaz ve derin devlet masaldır yavrum nevimden yorumlara özellikle kulak kabartıyorum endişe var. Fikir sağlar demiş ki Titanik batarken yaptığı anafor gemiden kaçmaya çalışanları da dibe çekti. Esasen filikaları hazırdı. Sedat Peker şimdi tek tek iplerini dişliyor.